Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Şimdi yine sizin özellikle danışanlarınızla, diyaloglarınızla yapmış olduğunuz efor, holter, EKG taramaları sonrasında Ahmet Bey ya da Mehmet Bey ya da Ayşe Hanım diyorsunuz ki tetiklerinizde kalp krizi geçirdiğiniz gözüküyor. Ama kişi de diyor ki doktor bey ben normal işimi gücümü yapabiliyorum, sosyal etkinliklere katılabiliyorum, bana bir şey olmuyor, nasıl fark etmedim yani diye. Şöyle kalp krizi bazen yani kalp krizi biliyorsunuz kalp krizi aslında bir göğüs ağrısı. Evet. Şimdi göğüs ağrısı çok tipik olmayabiliyor. Özellikle bazen yani özellikle şeker hastalarında hiç ağrı duymayabiliyor. Onların çünkü ağrı sinir uçları harap olduğu için zaman içerisinde nöropati geliştiği için ağrıyı zaten duymuyorlar. Hani hafif bir nefes darlığı gibi algılıyor falan. Bir kısım öyle. Bir kısım da mesela kalbin arka duvarındaki damar tıkandığı zaman mide ağrısı gibi geliyor. Yani mesela uzun süre midesi ağrıyor. Mesela 3 saat midesi ağrıdı geçti. Zaten sana kalp krizi bu. Ya da ağır ama yemek yedim. Hasta, ama evet. Hasta kalp olduğunu anlamıyor. Mide ağrısı gibi mide algılıyor. Mide vuruyor, evet. Yani bunun gibi bir takım böyle çok krizler olabiliyor ve çok fark edilemiyor. Ama büyük krizler özellikle kalbin ön yüzünü tutan damarlarda onlar genelde kriz olduğunu anlarlar yani. Çünkü çok, çok ağır seyrediyor. Onun ağrısı çok kötü bir ağrıdır. Kalp krizi ağrısı aslında. Yani dünyanın en kötü ağrılarından bir tanesidir. Tarif edilmeyen bir ağrı evet, değil mi edilmeyen hocam? Bir ağrı. Daha çok böyle hani ölüm korkusu veren, boğuluyor hissi veren, üzerine işte birisi oturuyor, seni basıyor gibi bir his veren kötü bir ağrıdır. Yani onun için aslında kalp krizi ağrıları çoğunlukla hissedilir. Ama bir kısım hissetmeyebilir. Dediğim gibi Özellikle de şeker hastaları, hastaları evet, dediniz. Şeker, Evet. bayanlar özellikle biraz çok atipik bulgular veriyor. Çok tipik tariflemeyebiliyorlar. İşte nefesim daralıyor, işte sırtım ağrıyor falan gibi böyle müpem şikayetleri verebiliyorlar. Ama biz bunları tabii EKG'ye baktığımız zaman hani kalp krizi geçirdiğini falan anlayabiliyoruz. ECO'da ve EKG'de anlaşılabiliyor. Tabii bu tür hastalara hemen ileri tetkikler işte ECO'ydu, gerekirse anjiyoydu bakmak gerekiyor. Burada en altın standart anjiyo değil mi Tabii hocam yani sizin zaten bu alanınızda? işi anjiyosuz mümkün değil. Yani damarları da hani bir, ne kadar tıkanıklık var, var mı, kalp krizi geçirmiş mi, darlık var mı? Bunu ancak anjiyo anlayabiliriz. Yani ondan önceki tetkikler işte biz anjiyo yapalım mı ya götüren tetkikler işte sintigrafiydi, efor testiydi, ECO'ydu, EKG'ydi. Bunları işte anjiyo yapalım mı ya Cevabını almak için. almak Evet. için yapıyoruz biz bunları. Eğer bunlarda şüpheli bir şey görürsek hastanın kliniği de tabii önemli. Yani efor testiydi, sintigrafiydi bunlar %30'lara olan yanılma payları var. Yani hani hastanın kliniği çok tipik ise mesela efor anjinası dediğimiz böyle eforla yürüdü, ağrısı oldu, durdu, geçti. Yürüdü, ağrısı oldu, dinlendi, geçti. Bu çok tipik bir anjina pektoris diyoruz buna göğüs ağrısı. Yani bunu olduğu zaman zaten direkt zaten hemen hemen anjiyo yapmak gerekiyor. Yani efor testi yapıyoruz. Efor testinde aslında hiç normalde çok bir şikayet olmuyor. Efor testinde EKG'de değişiklikler görüyoruz. O zaman bu sessiz iskemi dediğimiz belki bu şekilde yakalayabiliyoruz bu sessiz iskemileri efor testiyle. O zaman hemen direkt anjiyo alabiliyoruz. Yani hem klinik önemli hem de anjiyo öncesi tetkikler önemli ama kesin teşhisi tabii ki anjiyona koyuyoruz. O zaman efordan başlayarak hocam, eforda kişi ağrı, yanma mı hissediyor Tabii ya tabii da tabii. oradaki Yani işaretlerin? bizde önemli olan efor anjinasıdır. Yani kalp hastalıklarında en önemli bulgu odur. Zaten hani bazen hani gençlerde ve çocuklarda falan oluyor. Hani çok ağrım oluyor, çok ağrı. Belli bir bölge gösteriyorlar. Nokta. Şurası çok ağrıyor. İşte kalp ne çıkıyor. Onların çoğu aslında kalp ağrısı değil. Bizim yani kalp ağrısı daha çok şüphelendiğimiz durumlar eforla gelen ağrılar. Çünkü efor esnasında diyelim ki bir yerde bir damarda bir darlık var. %80 90 darlık var. Bu istirahat halindeyken oraya kan az gidiyor ama istirahat halinde kalp çok hızlı çalışmadığı için o çok hasta bir şey hissetmiyor. Ama diyelim ki %90 darlık var ve sen efor yaptın. Efor yaptığın zaman ne yapıyor? Kalp çok hızlı çalışmak zorunda kalıyor. Çünkü daha çok vücuda Ani yük, evet. oksijen götürsün diye. Daha çok çalışmak gerekiyor. Daha çok çalıştığı zaman çok daha efor harcıyor ve oraya darlık var ve az kan gidiyor. Kan miktarı azalıyor doğal olarak. İstediği miktarı alamıyor ve bu sefer ağrı duyuyor. Yani aslında kalp belli ağrısının
mekanizması bu. Ve hastalar bu şekilde efor esnasında ağrı duyduğu zaman biz tamam diyoruz. Bunda büyük ihtimalle darlık var, kritik darlık var. O zaman anjiyo yapıyoruz. İşte daha sonra da stentli, bypasslı. Ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Şimdi hem bir hemşire yardımcınız hem de doktor kontrolünde yapılan efor kontrolünde 100'e kadar gördüğüm bir rakam var. 1 ile 100 arasında yanlış bilmiyorsam. Lütfen uyarın. Oranın derecesi kişi kendi söylediğinde artık yorulduğunu ve oradaki tabii ibrelerden dolayı. Tabii o 4-5 basamak var. Basamak basamak çıkıyor. Yani çünkü biz tamamlı... hastanın en sonuna kadar yaptırmak istiyoruz. Çünkü yani kalbin hızlanması lazım. Yani efor testinin anlamlı olması için kalbin hızlanması lazım. Sonuna kalp gitmek. Hızlanmasa zaten efor testinin çok bir anlamı yok. Hı hı. Onun için zaten efor testi öncesi evet. O bazı kalp yavaşlatıcı ilaçlar var. Aslında onları kesmek lazım. İşte beta bloker grubu ilaçları falan ki hani kalp hızlansın ki hızlandığı zaman belirti versin. Yoksa öbür türlü belirti vermez. Kalp hızlanmasa çok bir anlamı yok efor testinin. Onun için de biraz da koşması lazım tabii ki. Hızlandığı zaman zaten belirtiler çıkıyor. EKG'de o değişiklikleri görüyoruz biz. Ve göğüs ağrısını. Bazen işte göğüs ağrısı olmayabiliyor ama en azından göğüs ağrısı olmasa bile EKG değişikliği oluyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.